Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile karşınızdayım başlıktan da anlayacağınız gibi kuantum istilası ile ilgili bir video çekmek istedim ee, az çok bir şeyler öğrendim <laughs> pardon ee, dilim döndüğünce yine size anlatmaya çalışacağım fakat sizde ilk defa bir şey istiyorum ben de tam olarak bazı yerler anlamadım oynadıkça keşfedilmesi gereken bir e, oyunun Yan tarafı olarak gözüküyor Bu yüzden yorumlarda Kendi deneyimlerinizi ya da siz neler duydunuz, Neler öğrendiniz bununla ilgili bir şeyler Paylaşırsanız karşılıklı konuşma Paylaşma tartışma fırsatı Buluruz diye düşünüyorum Biraz uzun bir video olabilir Ancak rehber niteliğinde kalmasını istiyorum Bunun devamı da gelecek Çünkü bir seferlik bir şey değil Bu bunda belirtmemiz gereken Daha ileride öğrendikçe Belirtmem gereken şeyler olduğunu Düşünüyorum şu an sadece beta'da ve sadece PC'den ulaşım var. Söylentilere göre normal kendi serverlarımıza geldikten sonra gelme tarihi şu an henüz belli değil. Bilgiler çok kısıtlı. O yüzden telefonda da yani mobil uygulamaları da geleceği söyleniyor. Fakat şu an net değil. Şu an sadece dediğim gibi bilgisayarda ve beta'da. Giriş ekranı şöyle. Bu... <laughs> LSA ile bir başlayıp LSA ile bir bitecek yani tam 11 gün sürecek. Ee, bu 11 gün zaman zarfında burada bir şehir kurup burada e, altın erzak işte üretimlerimizi yaparak gerekli yerlerde savaşarak gerekli yerlerde de ürün asker bağışı yaparak e, buradan kendi şehrimize e, bazı binalar kazanmamızı saldırı salma benzer binaları kazanmamızı sağlayan oyunun bir yan e, versiyonu gibi bir şey diyebiliriz. E, totalde 3 ay sürecek. Yani bir sezon. <laughs> pardon. Bir sezon 3 ay sürecek. E, totalde 6 defa e, açılıp ve kapanacak. Yani 11'e 11 er günden. LSA ile 1 olacak. 11 gün LSA nasıl açık kalıyorsa 3 gün off oluyorsa. E, bu da aynı sistem olacak. E, <laughs> diyelim pardon. Ve giriş ekranına şöyle bir bakalım. Giriş yeri burası. İlk açıldığı zaman böyle bir harita sizi karşılayacak tabii burada başlangıç noktası buradan belirtmiş Burası başlangıç noktanız ve burada da savaşarak işte e, ürün ve asker bağışlayarak ilerlemeye çalışacaksınız. E, ilk önce ben size şuradan şehrini göstereyim. <laughs> Şehir tam olarak böyle tam e, şuradan hatta şey şöyle seçtiğim zaman şöyle seçim yapayım. Bu kadar bir boş alan karşılıyor sizi. Sadece ana bina var. İlk başlarda altın ve erzak binalarını kuruyorsunuz. Ee, burada e, sizin 10 saatte bir üretim veriyor Yani 10 saatte altın üretiyor. Erzak binalarda 10 saatte erzak üretiyor. Burada ekstradan bu erzak binalar girip 3 saatlik 5 saatlik kuramıyorsunuz. Bunlar otomatik olarak 10 saatte bir e, olgunlaşıyor ve hasat ediyorsunuz. Şöyle ben bir hasat edeyim. Ben de bayağı da girmediğim için hatta birkaç ee, şeyini e, boş bıraktım. Burada mesela e, evleri hemen bakalım. Burada bir oyun materyalımız olan pusulası var. Kuantum pusulası. Bununla bazı şeyler yapmamız olanak sağ, sağlanıyor. Ee, burada mesela bu evi kurarsanız işte 10 saatte bir 50 gelecek. Orada altın ne kadar kur, kurma miktarlarını burada görebilirsiniz. Diğer evimiz böyle. Bunlar altın ve erzağınız oluştukça mesela 100k erzam olduktan sonra bu ev açılacak. Erzak binaları da şu an sadece bende kasap açık ve terzi açık ve ondan sonra da herhalde keçi tarlası mı da keçi farmı açılacak. Buradan şeylerine bakabilirsiniz ne kadar gidecek. Burada ürün ve asker konusunda şöyle bir dipnot geçmem lazım. Şimdi tek seferde anlatacağım için edit de yapmasını bilmediğim için o yüzden tek nefeste anlatmaya çalışacağım. Burada erzak ve ee, asker seçerken şuna dikkat etmezsiniz. Ben o yüzden seçmedim. Biraz da beraber seçelim istedim. Burada e, e, erzak seçtiğiniz zaman burada demir çağında oynuyorsunuz. Yani demir çağının eşyalarıyla e, bu itleriyle oynuyorsunuz. Burada bir çağ atlama falan filan yok. Burada demir çağı görünümlü bir şey şehir, şehir kuruyorsunuz. İlerlettikçe, genişlettikçe şehrinizi büyütüp bu kadar alanda herhalde evet bu kadar alana bir şehir kurarak verimli bir şehir elde etmeye çalışıyoruz. Şu an en verimli şehir nasıl onu tam olarak e, bilmiyorum ama ben olabildiğince böyle boşluk bırakmadan çünkü burada mutluluk da önemli. Mutluluk hatta biraz zor. Kötülerde yüzde yüze kadar arttırılabilir mutluluk var. Mutluluğu yük, yükseklere tutmak lazım ki altın erzak e, üretimiz çoğalsın. Burada amaç altın erzağınızı olabildiğince yüksek tutup Ürün ve askeri hızlı bir şekilde üretip savaşlarda katılım göstermek. Ürün seçim konusuna gelirseniz burada gördüğünüz gibi 5 tane e, ürünümüz var. Demir çağının ürünleri. Misal biz e, Lonca başkanlarına bence şöyle bir yetki gelecek. Kuantum e, subayı diye bir şey oluşturulacak. Bu hem sal, e, savaş alanında e, nereden saldırıp nereye saldırıp neye saldırmayacağımızla ilgili şekillerin şu işaretin atılmasında önemli rol oynayacak. Mesela kuantum e, subayı diyecek ki e, şurada boss var onların hepsini anlatacağım. Buradan savaşmaya devam edelim ve ana kaleye ulaşmaya çalışalım. Ya da buradan savaşmaya devam edelim. Yani bunları yönlerin belirlenmesinde kuantum subayı etkili olacak. Kuantum subayı ilk, ilk zamanlarda lonca başkanı olabilir veya yetkilendirecek kişiler olabilir. Burada lonca başkanları ya da ya görevlendirmiş kuantum subayları loncada aktif olarak oynamak isteyen bunu katılım göstermek isteyen arkadaşlara sürekli her kuantum başladığında sen iplik abanoz üret sen ne bileyim demir mücevher üret sen de taş ne bileyim iplik üret gibi görevlendirme yapabilir ki bu böylelikle her kuantuma girdiğinizde ben hangi ürünü üreteyim hangi üren, üründe eksiklik var ya yani da hangi askeri üretim hangi askerimizde eksiklik var şeyi ortadan kalkar. Ha böyle bir iletişim olmasa bile burada gördüğünüz gibi bizim loncamızda 10 kişi, 32 tane, 32 kişiyiz loncada. 10 kişi iplik seçmiş, ip sanırım o giysiydi galiba. 12 kişi abanos seçmiş, 7 kişi demir seçmiş, 7 kişi yine abanos seçmiş, demir, abanos. Bu da kireç taşı mıydı? Taş mı, neydi? 6 kişi de bunu seçmiş. Eğer siz katılım göstermek istiyorsanız böyle bir yazı paylaşımı falan e, loncanızda sen şunu üret, sen bunu üret diye görevlendirip almadınız. Burada geldiği zaman en azı seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü herkes şimdi iplikle ne bileyim abanoz üret e, üretimine girerse yani el alışkanlığı ilk önce böyle böyle seçebilirsiniz el alışkanlığı olur. Bu sefer çok elinizde iplik abonoz olur ve bazı bölgelerde, bazı bölgeleri alırken sektör diyeyim artık onları. Bazı sektörleri alırken ne bileyim, mücevherle, kereş taşı bağışı yapmanız gerekecek yerden olacak. Daha fazla puan alabilmek için, daha hızlı ilerleme sağlayabilmek için detaylarına gireceğim. O yüzden az olanları seçmenizi tavsiye ederim. Ben şu son ikisini seçeceğim. Seçtikten sonra hiçbir şey olmuyor. Tabi biraz daha altın erzak e, üretmem lazım, Genişletmem lazım. Genişletmeye de şurada kuantum şart diye bir şey var. Kuantum parçaları. Bunları e, şurada etkinlik gibisi vardı onun galiba. Şuraya açalım. Evet. Burada e, daha doğrusu haritada savaşarak, ürün bağışlayarak, asker bağışlayarak bazı yerlere asker bağışlayarak geçebiliyorsunuz. Bazı yerlere ürün bağışlayarak geçebiliyorsunuz. Bazı yerlerde savaşarak geçebiliyorsunuz. Burada katılım gösterdikçe hem şurası doluyorsa da Hani oyunun daha anlayamadığım kısmı dediğim yerlerden birisi de bu. Burası herhalde bir herhangi bir hareket yaptığınız zaman hareketten kastım savaş olur, ürün bağışlı olabilir, asker bağışlı olabilir. hepsi bir harekettir. Hareket yaptıkça burası ilerliyor ve herhalde 11 gün sonra buradaki kutuyu e, almaya ya da seçmeye içinden şunlar düşebileceği ihtimaline karşın burada bu kutuyu almayı hak kazanıyoruz diye tahmin ediyorum. Bir de burada böyle bir ilerleme yeri var. Burada ilerledikçe gördüğünüz gibi kuantum şartlar burada da var. İlerleyelim. Şöyle şurada 150 verecek. Burada 200 verecek. Bu sanırım sezonda kolosuzun parçası gelecek. O ödüllere daha doğrusu binalara da giriş yapacağım. <laughs> Hemen şöyle tekrar ana binamıza geri dönelim. Şöyle. Biz şimdi Eee tabii ne seçtik? Bunların ikisini seçtik. Ben artık bunları kurup bunları üreteceğim. Burada gördüğünüz gibi 2 tane 1 saniye diyor. 2 6 tane, 12 tane ve 20 tane. Burada ürün üretmek veya asker üretmek için şöyle askeri de seçeyim. Askeri de burada gördüğünüz gibi 9 kişi bunu seçmiş. 11, 7, 11, 10. Ben yine en az olanları seçmeye çalışacağım. İlk zamanlarda şöyle olabilir. Biz normalde kendi ana binamıza savaşırken ne yapıyorduk? İki tane ne bileyim tank koyuyorduk. 6 e, altı tane haydut koyuyorduk. Otomatik savaş yapıyorduk. Burada bütün askerlerin hepsine ihtiyacımız var. E, bazı düğüm noktalarına geldiği zaman şundan da düğüm noktası da aklıma geldi. Misal buraya. E, burada bir düğüm noktası var. Ya burası alınıp buradan devam edecek ya da burası alınmış. Burası alınıp buradan devam edecek. Bu düğüm noktalarında Bazen size e, karşınıza askerler çıkarıyor. Bazen değil, askerler çıkıyor. O askerler de diyor ki mesela okçu ve mancınıkla buraya savaşırsan e, artı iki yani daha hızlı ilerlersin. Sallıyorum burayı almak 160 savaş gerektiriyorsa e, herkes buraya saldıracak saldıracak ama burasının bir ibaresi olursa der ki sana okçu veya buraya e, mancınıkla saldırırsan artı iki artı iki ilerlersin diye bir ibare varsa o zaman e, lonca başkanınız veya lonca subayınız diyecek ki işte arkadaşlar okçular ve mancınıklar Sahibi olanlar saldırı göstersin ki daha hızlı oraya e, alıp ilerleyelim. Bu aynı şekilde ürün içinde geçerli ürün bağışla yerlerinde de o yüzden e, ürün bağışlıyorsunuz. Sallıyorum oraya mücefer ve e, ben neyi seçtim? Bu demir ya yani kireç taşı. Mücefer ve kireç taşı. mücevher ve kireç taşı, ve mücevher ve kireç taşı e, bağışlayınca daha hızlı ilerlenecek, daha hızlı oraya alınacak çarpı iki yapılacak yerler varsa o yüzden. Ben orada daha etkili olacağım. Bunlarda bekleme süresi yok. Sadece altın erzağınız elinizde olduğu zaman şöyle göstermek amaçlı bir tanesini silsem. Şunu mesela kursam, bunun bekleme saati var mı? Bir saat. Bir saat sonra bu olacak. Her ürün veya erzak binalarından bir tane kursanız yeterli. Neden bir tane? Çünkü ee, şunu hemen seçelim altın erzağınız alını olduğu zaman direkt askeri saniyesinde üretiyor. Yani bir saniyede üretiyor. Senin artık ne kadar altın erzağın yetiyorsa. Şurada açık olmadığı için şundan göstereyim. Şurada. Senin eğer sallıyorum. Burada 2 in 1 saniye diyor. 10K, 10K, alt, 10K altın, 10K erzak istediğini düşünün. Burada bir tane ürün üretebiliyorsun. 6 tane üretmek istiyorsan işte diyor ki sana 15k 15k varsa hemen anında üretim yapıyor yani anında üretim yapacağı için birer tane kursanız yitiyor. asker için de böyle geçerli İlk zamanlarda şunu diyecektim ee, okçu Ve mancınıt mancınıt hangisiydi şu galiba evet. Mancınıtla okçu yani uzak menzilli askerler daha çok iş yapıyor gözükebilir ama Bazı yerlere cidden hepsi işe yarıyor çünkü bazı yerler defansif Olan askerler lazım oluyor bu yüzden lonca subayınız, şey kuantum subayınız diyecek ki defansif askeri seçenler burada katılım göstersin gibi bir şeyler söyleyebilir. Ben yine az olanını seçeceğim. Şöyle. 9 muydu be? 9 7. Şöyle seçelim. Bunu da seçtikten sonra otomatik olarak açıyor. Bunu şehrinizi kuruyorsunuz. Bu da bir saat sonra kurulur. Bir gitti <laughs> Pardon. Ee, ve altın erzağınız e, elinizde olduğu zaman saniyesinde kaç tane üretebiliyorsanız 1, 3, 6, 10 ne kadar üretebiliyorsanız üretiyorsunuz ve savaşları oradaki düğüm noktasını temizlemeye yardımcı oluyorsunuz. Burada kuantum şartla da zaten daha da genişletme açarak e, ilerleyebileceğiz. Kuantum şartla dediğim gibi etkinlik kendi içindeki etkinliklerden üretebileceğiz. Ben şöyle bir video durdurayım. E, tekrar bir toparlama için devam edelim. Evet şöyle devam edin. Ben yukarıdan aşağı doğru bütün bu ekranda ne gözüküyorsa onu göstereyim. Burada işte arkadaşlarımızın katılım ve yani loncanızdaki insanların katılım gösterdiği tabloyu görebilirsiniz. Ben daha çünkü hiçbir şey yapmadım. Burada arkadaşlarımız şehirlerini kurdu. Çünkü bu kuantum herhalde bir 8-10 gün falan yani bir haftadan beri açık sanırım devam ediyor. Burada şehriniz burası 100k olunca neydi bunun adı? Quantum Action. Quantum Action'ınız dolu olduğu zaman daha fazla ilerlemiyor ve burada kalıyor. Bu kuantum Action'ın da kullanma yerini söyleyeceğim size. Burası üçüncü. Neymiş burası? Burayı mesela pek fazla e, ilgilenmedim, bakmadım. Büyük ihtimal burada bir şeyleri başardıkça bu kutuları almaya kazanıyorsun. Herhalde PHP'nin e, sandıklarına benzer bir ödül sistemi var burada da. Diyelim buraya anlattık. Burası var. Askerleriniz ilk mevcut olarak size 800'er tane asker veriyor. Ha, şundan e, mancınıktan 4 tane vermiş. Bunları ilk önce. E, oyun artık biraz da otomatik savaştan ziyade manuel savaşa doğru dönüyor. Çünkü burada biz dediğim gibi demin 2 tane tank koyup 6 haydut koyduk ve otomatik savaşla oyunu devam ettiriyorduk. Burada artık tamamen biraz da hangi asker hangi askeri üstün biraz da onunla ilgili olarak da ee, savaşacaksınız. Ben de tam olarak mesela bilmiyorum otomatik savaşa kadar çok alıştığımız için hangi asker hangi askere üstündür bilmiyorum. Sadece işte okçu ve manc mancınık gibi mesafeli e, askerlerin diğerleri karşı üstün olduğunu biliyorum. Ama burada okçu var, zırhlı var. Onlar da bunlara göre üstündür. Onları zamana tekrardan aklımıza tekrardan yazacağız diye tahmin ediyorum. Şöyle hemen mapimize gelelim. Ee, şurada Şurada nerede başlamıştı? Yani gördüğünüz gibi burada bir örnek olarak bir harita var. Bu hepinize bir mesaj olarak gelmişti. Belki inceleme fırsatını bulmuştur. Mesela burada böyle başlamış. Bizim burada böyle başladı. Amaç şuralarda bir yerde bitirmek herhalde. Daha ileriye gider mi bilmiyorum. Burada başladık ve buraları ala ala devam ettik. Burada bir işaret var. Neymiş? Şöyle bir tıklayalım bakalım. Burada işte hangi arkadaşlarız ne kadar burada action yapmış onu gösteriyor. Ala ala buraya gittikten sonra böyle bir düğüm noktaları var. Tıkladıktan sonra sadece bunun içine bakmak için 7500 puanın gidecek diyor. Şöyle bir bakalım. 7500 puanımız bitti burada 7 kişi yani loncanızdan 7 kişi burada action yaratmış. Şöyle buradan kim ne yapmış diye bakabilirsiniz. Burada bunların e, kim kaç defa savaş yapmış anlayabilirsiniz. Burada 80 savaş yapılmış. Tabi çarpı 2 yapanlar da var içinde. 80 savaş yapılmış. Şunları topladığı zaman işte 80'e tekamül edecektir. Tabi çarpı 2'leri var. Bu çarpı 2 dediğim mevzu, mevzu şöyle. Eğer burada herhangi bir savaş yaparsan bir puan elde ediyorsun yani bir ilerleme devam ediyorsun ama diyor ki burada işte hızlı ve e, ağır şeylerle ünitlerle burada devam edersen çarpı iki alırsın yani burada bu ünitelere sahip olan oyunun başında bu askerleri seçmiş olan ya da elinde bu askeri olan e, oyuncular... Burada savaşı daha fazla e, katılım göstermesi lazım ki Burada herkes bir bir savaşırken bu askerleri seçen arkadaşlar 2 iki, iki savaşmış olacak Burayı daha hızlı temizlemiş olacaksınız ki Bu düğümü bitirdikten sonra ya bu tarafa ya bu tarafa doğru ilerleme kaydedeceksiniz Tabi de da kuantum subayı anlatacak size Şu sembolleri falan e, açmıştım onu anlatayım size Yine hepsini tıklayarak bulmaya çalışalım Yani oyunun bir de anlamadığım, daha doğrusu bu etkinlik dersek bunu, bunu anlamadığım kısımlardan birisi de şöyle. Şimdi burada diyor ki ortalama güçteki düşmanlara savaş karşılaşması. Burası hani en basit karşınızdaki savaş yeri olarak görünebilir. Şurada gördüğünüz gibi şey var. Burada en basit askerler var. Kırmızı olduğu demek burada saldıran askerler var demek. Mavi bir işareti olsa burada savunan askerler var demek. Onun arasındaki ince detayı bilmiyorum. Belki savunan askerlerde daha zırhlı birlikler olabilir. Saldıranlarda ne bileyim uçucu birlikler falan olabilir. Burada daha güçlü düşmanlara karşı savaşmalar da. Amaç burada her zaman şunu söyleyeyim. Şu boss. Bu boss'u, ee, boss'u burada imha etmek ve devam etmek. Burada gördüğünüz gibi bir boss'umuz var. Mavi sanırım büyük ihtimal boss. Burada savunan bir boss var. Şöyle ee, bu düğmeye gel temizlemek için bu kaynakları bağışlamanız gerecek. Yani ya ürün ya altın erzak ee, ya da asker buraya bağışlayarak bu düğümü geçebilirsiniz diyecek. Bizim şurada bir ben geçen günler açtığımda şurada bir ya yani şurada bir yerde vardı. Mesela burada ürün bağışla diyordu. Aynı burada olduğu gibi tıkladığınızda burada 130 sallıyorum. Orası da 130 olsun. 130 kişi ya da 130 defa ürün bağışlarsanız çünkü her ürün e, bir bir ekleniyor buraya. Mesela buradaki ki e, orada da şöyle bir şey diyor. Sallıyorum. Demirle abonuz bağışlayanlar olursa Buraya 2 2 ilerleyecek yine. Daha hızlı elde etmiş olacaksınız. Ee, böylelikle e, belki lonca başkanınız ya da kuantum subayı diyecek ki arkadaşlar elinde işte abanozla demir olanlar yüklensin buraya. Burayı bir an önce almaya başlayalım diyebilir. Şöyle tekrar açayım oraya. Bu kaleler var. Daha güçlü düşman olan bu karşılaşmalar temizlendiği sürece boss karosunu güçlendirme sağlar. Yani bu kale gibi olan yerleri kesinlikle almalıyız ki boss'a karşı elimiz güçlensin. Ben bunu anladım. Yani çevreden de kaynaklı olabilir. Bir sonraki düğüm noktasında eğer bunları görsek, temizlendikten sonra daha güçlü düşmanlara sahip bu düğümler boss savaşında loncanızı güçlendirir. Yani yine bu boss'u yenmek için bu düğümlerden birini temizlerseniz daha eliniz güçlenir anlamını anladım ben. Birim bağışını kullanarak bu düğümü temizleyerek boss savaşında loncanızı güçlendirin. Bu da boss'la alakalı. Ve en sonunda mevcut istila zorluğunun en güçlü düşmanı. Zorluğu bitirmek ve bir sonrakine geçmek için bu düğümü temizleyin diyor. Burada bir aslında bu stopper bir, bir e, düğüm noktası oluyor burada. Yani bu e, burayı almadan buradan ilerleyemiyorsunuz. Büyük ihtimal buraları da aldıktan sonra buralar tıkanacak ya da yol açılmayacak. Büyük ihtimal diyecek ki sana illa boss'u al ondan sonra devam et diyecek. Evet. Başka? Burayla ilgili. Bir daha ben pek daha, tekrar düşüneyim. Pardon. Evet arkadaşlar. Yani savaş ikonu geldiği zaman ne yapmamız gerektiğini demin anlattım. Ürün bağışla kısmı geldiği zaman zaten burada sarı bir küp oluyor. Üstünde ürün işareti oluyor. Anlayabiliyorsunuz onları. Ya da asker işareti falan oluyor ki asker bağışlayabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi burada asker bağışlama olayı da Yine e, şurada gösterdiğim yok. Bu sefer diyor ki burayı sadece asker bağışlıyorsunuz. Ürün bağışlar gibi asker bağışlıyorsunuz. E, elinde işte belki şu hızlı ve işte heavy unitler varsa elinizde çarpı daha hızlı buraya doldurmanızı sağlar. Yani harita kısmı böyle. Yine buraya burada böyle bir şey var. Şunu bir tıklayayım. Burada bir şey yok. Tamam. Yine burada... Yok bu bizim loncamızın. Tamam. Loncadaki arkadaşların katılım gösterdiği Biz şu an burada 59. sıradayız. bayağı bir çekişmeli geçeceğini zannediyorum. Çünkü burada herkes şu an daha doğrusu bizim serverlarımıza geldiği zaman birinci olmak isteyecektir. Birinci olanların şu ödüllerini falan göstereyim. Direkt kolosusun. Bu kolosus bizim kendi dünyamızda kendi şehrimizde, ana şehrimizde olan kolosus değil. Bu ayrı bir kolosus olarak gelecek buraya. Hatta şöyle göstereyim. 8 seviyeden oluşuyordu. Evet 8 seviyeden oluşuyor. Ee, kırmızı saldırı savunma veriyor. Yine seferler ve lonca için kırmızı saldırı savunma veriyor. Ve mavi saldırı savunmanın hepsini veriyor. Yani her şey var bunun içinde diyebiliriz. Ve 105 ürün veriyormuş ve 21'de de FP veriyor. Yolda istiyor. Bunu direkt e, ee, yükselttiğiniz zaman bu hale geliyor. Şuradan golden'ı da göstereyim. Golden'ı yükselttikten sonra böyle bir ürün şey bina haline geliyor. Loncaya da 320 ee, çağından herhalde kendi çağından ürün bağışlayabiliyorsun. Baya güzel bir bina olacağını düşünüyorum. 4'e 4'tü galiba yer. Evet 4'e 4. Bu kendi kolosuslarımızı geliştir geliştirecek bir bina değil diye anladım ben. Abi, e, belki sağda solda şey görmüştür. İskenderiye Fineri, Zeus, e, bir de Babil Kulesi gibi kuleler görmüşsünüz. Onu bu kendi şehrimizi kurmak için planlanmış ama onlar şu an iptal olmuş. Belki ileride bir iki e, maceradan sonra belki karşımıza çıkar diye tam ama şu an burada öyle bir devasa e, sekmesi yok. Kaldırıldı diye biliyorum ben. Daha sonra eklenir mi eklenmez mi bilmiyorum. Burada kesinlikle zaten tüm loncalar birinci olmaya çalışacaktır. Buradaki kolosusun 1, 2, 3. Şu neymiş? Bu da mı kolosus? Değil. 3. 8 parçalar oluşuyorsa 5 parçayı da şuradan alacağız. 5 parçayı da buradan ilerleyerek alacağız. Şurası birinci parça. 2, 3, 4, yani 840'a kadar kesin gelmemiz lazım. Burada ilerlemenin nasıl kaydettiğini tam olarak yani şöyle anladım ben. Yani burada bir savaş mı yapıyorsunuz? Buraya direkt 1 olarak ekleniyor. Ne bileyim 2 mi yapıyorsunuz? 2 olarak ya da bir asker mi bağışladınız? Yani burada gösterdiğiniz her bir reaksiyon e, buraya ekleniyor diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde buraya da eklenir diye tahmin ediyorum. Başka şöyle bir bakalım. E, kolosusu gösterdim. Bir de şuradan şu diğer bina Gördüm sanki orada diğer Kazananlar Plazası gibi. Daha doğrusu şurada vardı galiba. Evet. Neo Mermer Geçidi. Bu mesela neymiş? Bunu mesela anlamadım. Bu Kazananlar Plazası'nın yeni versiyonu. Bu da botanik bahçesi vardı. Onun yeni versiyonu. Başka şöyle. ha e, Şunu anlatacaktım. Misal böyle bir e, ilk başta hızlı harita geldi karşısına. Tabii şuraları falan göremiyorsunuz. Aldıkça ilerleyebiliyorsunuz. Kuantum subayı size şöyle buraya aldık, buraya aldık, buraya aldık. Sonra buraya aldık. Burada bir yol ayrımı var. Burada kuantum subayının e, yol ayrımından birini seçmesi lazım. Ta bunu hangi yoldan gidersek daha iyi olacağını bilemiyoruz. Tamam mı? Burada bir kumar. Buradan gidersiniz. Ne bileyim ürün bağışta yeri var burada. Herkeste ürün vardır. Ürün basıp geçersiniz. Hem de ekstra şurada e, şurayı almanız lazım ki. Gerçi burada da var. Kale olarak burada da var. Yani ikisi de bossa karşı etkili Bosu ee, boss'u yenmek için burada iki etkili yer vermişler. Misal buradan gittiniz. buraya da otomatik seçtiniz. Burası bir herhalde e, böyle bir bu şekilde gözükecek. Hani buradan da gitseydim bunlar varmış gibi gösterecek ama buradan gidemiyorsunuz. Buradan devam edip böyle gidip boss'u yenmek amaç. Hani gördüğünüz gibi zaten boss'ta kalmış. Burayı zaten yenemezsiniz devam edersiniz. Bir de ben şöyle bir şey gördüm kaynaklarda. Şimdi e, boss illa şu ortalarda falan gelecek diye Dördüncü yerde bile ya da beşinci yerde bile boss geliyor. Misal buraya aldınız, buraya aldınız, buraya aldınız. Tam buraya aldınız. Daha doğrusu şuraya aldınız, burayı bitirdiniz. Tık şurası açılıyor, burası açılıyor. Bir de burası açılıyor. Burada boss açılıyor. Boss açıldığı zaman bazı durumlarda neye bağlı olduğunu tam olarak ben de anlamadım ama burayı ve burayı almanıza gerek yok. Hani şuradan yol ayrımı artık burada savaş ya da bir şey yapmanız gerekiyor yok. Buranın da savaşılacak bir yer olduğunu farz edelim. Burayı aldıktan sonra direkt boss açılıyor. Ee, bazen boss açıldığı zaman burayı ve burayı almanıza gerek yok. Direkt boss'u alsanız da ilerleyebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey de karşınıza çıkabilir. Misal burayı aldık. Burası açıldı. Burası açıldı. Mantıken yani şurayı ve şurayı almak lazım ve boss'u geçmemiz lazım. Ama şimdi herkesin e, şehir başlatacak altın erzak ürün asker çok sınırlı. Çünkü şöyle şeyler oldu. Günde ne bileyim 10 tane asker ürettim, 10 savaş bile yapamadım diyen arkadaşlarımız da oldu. Yani baya bir can sıkıcı ve yavaş ilerleyecek. O yüzden burada ve burada asker veya erzak altın erzak tüketmektense direkt boss'a saldırmak daha mantıklı. Ama hani boss'a saldırdıktan sonra belki burası açılmayacaktır. O zaman mecbur gidip bu yollardan daha doğrusu bu iki yer almak lazım. Şurası pardon, şurayı almıştık. Şu ikisini almak gerekebilecektir. O yüzden ara sıra bu boss bu ortalarda, sonlarda ben sonlarda diye tahmin etmiştim ama ortada çıkan da var böyle gördüğünüz gibi. Ama e, Beşinci 5. ya da 6. düğüm ortalarda çıkma durumu da oluyor. Ama şunu bilin ki boss'u gördüğünüz zaman boss'u kesmeden ilerleme kaydedemiyorsunuz. Ee, belki bir iki adım gidip tekrar burada tıkanacaktır. Bu sefer şuradaki yerleri almak isteyeceksiniz. Ya da burları, şey, pardon şurayı almıştık diye söyledik. Şu ikisini mesela almak için şöyle olabilir. Ee, devam ettiniz. Devam ettiniz. Buradan devam ettiniz. Savaşta boss var. Kestiniz. Kestiniz. Buralara dallandı. Budaklandı yollar. Buraya geldiniz. Artık burada bir kaleyi herhalde almak için baya bir e, savaş isteyecektir sizden. Burayı aldıktan sonra artık haritayı temizlediğinizi göre bu almadığınız yerler kalırsa aralarda elinde fazla askeri olan ne bileyim ürünü olan orası artık ne istiyorsa şu puandan kasmak isteyenler orada savaşacaktır diye tahmin ediyorum. Bir dakika burası değil. Yani burada ilerleme göstermek için bireysel savaşlar olacaktır. Aynı LSA'da hak yakma dediğimiz mevzu gibi düşünebilirsiniz. Elinde askerim var, savaş alanı da müsait, hiç olmazsa hakkımı öldüreyim, birikimlerimi öldüreyim falan diye düşünebilirsiniz. Ben şöyle tekrar bir düşüneyim. Evet arkadaşlar, şöyle <laughs> birinci gelecek olan loncanın ödüllerini buradan görebilirsiniz. Burada kazananlar plazasının birinci seviyesi bu neymiş? Botanik bahçenin birinci seviyesi. Bunlar iki seviyordu oluyordu galiba. İşte ne? 5000 FP mi? Allah Allah bunu ilk defa görüyorum. Umarım herkese 5'er bin FP verirler. Bayağı bir ortalık kızışacak o zaman. Kuantum madalyası, bu kuantum madalyası direkt şehrinize e, gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyorum. Gelse zaten bunu nerede kullanacağız? Yani yer genişletme olarak ana şehrimizde kullanacağız mı, belli değil. Ve e, şehir e, şey, e, Gold Power o geliyor. İkinciye ne geliyor? Bakmıştım sadece bu 500 geliyor. Diğerleri aynı, aynı galiba yani 4000 geliyor. Tamam. Üçüncü yani ilk üçe girmek önemli. 250'ye 500 geliyor bu sefer parça olarak. Bu sefer 3000 FP geliyor galiba. Yine ama kazananlar plazasıyla botanik aynı geliyor. Şeyler üçer parça geliyor değil mi? Evet üç parça geliyor. Evet üç parça. İlk 10'da böyle 10'uncuya bakalım daha su. İlk 10'a bu, bunlar gelecek. 100'e 250 gelecek. Bunu göstermeyeyim artık. Şöyle bakalım bundan sonra değişiyor mu? Misal 11. kişiye ne gelecek? Ha, direkt iki parça gelecek. Kazananlar botanik. Hmm, kaçta değişiyor? 50'ye bakalım. Dur. Bunların da 50'ye kadar aynı sanırım. 11. Hmm, evet. 50'ye kadar aynıydı. Bunları güncellemişler. Yani ilk 50 lonca şu ödülü alacaktı yani şu 11'incinin ödülünü alacaktı. Onları düzenlemişler. 10'un 10 değiştirmişler galiba. Evet. Bu evet. Bir tane bundan verecek. Ondan sonra değişiyor mu? Kaçtan sonra değişiyor? 80'den de itibaren mi? 50'den sonra değişiyor. Tamam. 51'inciye bakalım. 51. de artık hiçbir parça gelmiyor. Sadece FP, 125 FP geliyor. En sonuncu loncaya bakalım. Yani hiçbir şey yapmazsanız bile sadece 125 ama katılın bir kişi bile giriş yapması lazım herhalde. Yoksa giriş yapmayana, burada şehir kurmayana hiçbir şey gelmeyecektir. Daha doğrusu o loncalara bu ödüller gitmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ee, savaş alanı bu şekilde dediğim gibi yollar tercih edilecek subaylar tarafından savaşarak, ürün başlarak ya da asker başlık ilerleme kaydedeceğiz. Dediğim gibi LSA ile aynı şekilde başlayıp devam edecek. Burada benim tahminimce ilk 2-3 gün 11 gün süreceğini söylemiştik. İlk 2-3 gün bence kimse pek fazla bir şey yapamayacak. Çünkü herkes altın erzak üretmenin derdine düşeceği için bence ilk 2-3 gün herkes kendi şehrini kuracak. Çünkü şehir kurduktan sonra 10 saatte bir gelip buraya hasat etmeniz lazım ki altın erzanız çoğalsın. Burada şehirlerinizi açın. Kuantum şart, e, yer genişletmek için kuantum şart lazım. İlk başta 500 veriyor. Bunu da elmasla alıyorduk galiba. Tabi 120 elması 100 veriyor. Kaç tane yer genişletme ne kadar istiyormuş? Ben de hiç bakmadım. Şöyle 100 istiyor. Yani 125 elmasa 100 buraya olacak. Yine elmasçılar burada coşacaktır diye tahmin ediyorum. Ha, i̇leride tabii hmm, erzaklarla falan filan da açacak. Şöyle detaylı bakalım. Burada başka bir şey var mı? 675. Bu da dediğim gibi şeyler çok önemli. Mavi kır, mavi saldırı veriyor. Kırmızı veriyor. Hmm, bak bunları görmemiştim mesela. Tamam. Bunları kurduktan sonra da büyük ihtimal tabi ee, askerinizin gücü olacak. Gücüne eklenecek. Şöyle bir fight desek. Tabi bunlar 30 savaşlı yani 30 saldırılı. Bizinkilerde hiçbir şey yok. Büyük ihtimal onları kurarak biraz saldırı savunmamızı burada arttırmaya ee, göster, özen göster. Burada dediğim gibi yine bak hızlı ve işte heavy birliklerle buraya savaşırsınız. Hem üstünlük sağlarsınız hem de burada artı iki puanı gelirsiniz diyor. Başka burada göstereceğim. Kuantum şartlı ilerleyerek şu kuantum şartları almamız lazım. Tamam. Şehrimize gelelim. Şöyle bir kez daha durduruyorum. Son olarak şunları söyleyeyim. Dediğim gibi ilk başta şehrinizi kurduktan sonra arkadaşlar yani zurnanın zırt dediği yer e, erzak seçimi ve asker seçimi olacak. Bunu da buraya tıkladığınız anda loncanızda kaç kişi e, neyi seçmiş onu falan görebiliyorsunuz. Şurada sanki ben görmüştüm, bulmuştum onu sanki. Videonun başında da zaten böyle bir şey var. Bir saniye durduruyorum. Evet şimdi buldum. Yani dediğim gibi ürün ve asker seçimini buradan loncanız kaç tane kaç kişi neyi seçtiyse bunu seçebilirsiniz. Ya da kendi loncanızda görev dağılımı olabilir. Şu Ahmet sen işte abonozla demir üret. Mehmet sen şunları üret. Sen şu okçu ve mancını da sen üret. Ne bileyim Ayşe sen şunu üret gibi bölümler olabilir. Bunlar zamanla oturur zaten. Ama ben ee, bir görev dağılımında bulunmadım ya da ne oynayacağım dersen burada dediğim gibi en az olanları seçip kurmanızı ve katılım göstermenizi tavsiye ediyorum. Değil. Bir videomun daha sonuna gelelim Peki arkadaşlar. Kesinlikle yorumlara bir şeyler bırakın. Siz neler duydunuz neler duymadınız aşağıda paylaşacağım. Çünkü dediğim gibi daha karanlık noktaları var. Onlar hangi binalar gelecek, ne olacak, nasıl olacak, siz neler duydunuz ben de bunları merak ediyorum. Değil. Ve burada sonlandırayım. Dilim süçtüyse affı lisan ola. Değil. Bu mes bu videoyu görmesin siz arkadaşlarınızı gösterebilir, gönderebilir, loncanızda paylaşabilirsiniz ya da sayfalarınızda paylaşabilirsiniz diyeyim arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar.